Kral FM ekibi bugün İstanbul'da Beylikdüzü'nde ata hattımızda ve yanılmıyorsam Sayın Başkan yanımızda, yanında sevgili Atan'ın. Atacığım söz sende. Aynen öyle sevgili Engin. Başkanımız yanımızda. Şu anda Beylikdüzü'nde halk pazarında iftar ortamındayız. İlahiler, kasideler arasında başkanımızla güzel bir sohbet gerçekleştirelim istiyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu yanımızda. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik ediyorum başkanım. Böyle bir organizasyona başarılı bir şekilde imza attığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Halkın arasından da bize sıra geldi nihayetinde. Seviyorsunuz. Seviyoruz. Sevmek, yani sevmek şöyle bir şey aslında. Toplumdan eğer o karşılığı alamazsanız, sevgiyi, saygıyı hissedemezseniz, bugün siyasi çıkar değil. Evet. O toplumsal sevgiyi kuramamışsanız bu görev yapılmaz. O açıdan ben hani burada o sevgiyi hissetmek aslında bize enerji de katıyor. Sorumluluk katıyor. Görevimizi daha iyi yapma arzusunu, o enerjisini bize veriyor. O bağlamda inşallah bağımız hiç kopmaz. Bize şunu ben ekleyeyim sözlerinize. Bu sevgiden kaynaklanan bir de yüzünüzün gülmesi var. Hani görevi yapmak ayrı, bir de karşılığını aldığınızda yüzünüzün gülmesi var. Sizin yüzünüz gülüyor maşallah. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı kandiller. Sağ olun. 11 ayın sultanı Ramazan. Evet. Ramazan'ın da kalbi Kadir Gecesi geldi. Doğru. Neler düşünüyorsunuz? Bu bizim hayırlı iftar sofrası diye tanımladığımız aslında hani bin bu geceden daha hayırlı. Tabii. Bir kez böyle bir topluluk ki bu sene 15 bine yaklaştı sayı ama biraz yer bulunmuyor. Biraz pazarın içine kayacağız. Sehpalarda belki arkadaşlar eşlik edecekler. Çünkü bayağı bir vakit var. Gelenler var. Hadi Allah yardımcımız olsun. Neredeyse Beylikdüzü buraya gelmiş. Evet. Allah yardımcı. Seneye ama mesaj var. Herhalde seneye 20 bine doğru gidecek. Diyoruz ki bir kez toplanalım. Hep bir arada en güzel duygularımızla dua edelim. Ramazan ayının bereketini paylaştığımız gibi aslında o güzel duygularımızı paylaşalım ve ülkemiz adına, insanlık adına, dünya adına o güzel duyguların gerçekleşmesi için buradan güzel bir enerji verelim tüm ülkemize, milletimize. Bu ortamın o katkıyı sunduğunu düşünenlerdenim. Yani çünkü ben o pozitif duygunun, o güzel duygunun yaradan katında kabul edileceğine inanıyorum ki aynen. Kadir Gecesi bu tam da bu gece. Aynen öyle. Şimdi şurada görüyorsunuz, evet. Herkes var. Yani siyasi görüşün önemi yok, yaşam anlayışının bir şey. Önemli olan bu İnsan ülkenin, olması. Bu memleketin bir parçası olması. Dolayısıyla hani biz çok değerli buluyoruz buradaki buluşma anını. Ve bunu geleneksel hale getirdik. Dördüncüsünü yapıyoruz, hayırlı iftar sofrası diyerek. İnşallah daha da güzel günlerde, daha da güzel yıllarda, o güzel Ramazan buluşmalarında bir arada olmak dileğini buradan paylaşmış olalım izleyicilerimizle. Ramazan'da bu duyguları hem yaşadınız hem yaşattınız başkanım. Kesinlikle. Tabii Ramazan'ı biz şöyle yönetiyoruz. 300 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Elbet ihtiyacı olanlar var. Elbet evde bakıma muhtaç insanlar var. Gıdaya ihtiyacı olan var. Sevgiye ihtiyacı olan var. Kapısına götürüyoruz. Öyle mi? Evet. Ve gıda bankası uygulamamız var. Bu uygulamayla aslında hiç veren el alan eli hiç görmüyor. Kendisi kartıyla alışveriş yapar gibi marketimizden, gıda marketimizden ihtiyaçlı olan ailelere ihtiyaçlarını alıyorlar. Ve bunun dışında yardıma muhtaç hangi unsur varsa mutlak onu bu hassasiyetle yönetiyoruz. Ki kimsenin onuru kırılmasın, kimsenin gururu kırılmasın. Bu aslında toplumun olmazsa olmazdı. Bazen bunu farklı yerlere taşıyoruz. Bu hoş bir durum yaratmıyor. Buna çok dikkat ettik Ramazan ayı boyunca. Olağanüstü bir yaşam vadisi açılışı yaptık. 250 bin metre park açtık. Buraya 500 metre mesafede. Dünya güzeli bir alan ürettik. Dünya harikası bir alan ürettik. Ve ama burada genel anlamda da böyle. Aynen öyle. O bakımdan ağacı, yeşili, doğayı en üst seviyede tutuyoruz. Yaşam vadisinde bu yoğunlukta böyle güzel bir park oluşturmanın keyfini Ramazan ayında persinleştirelim istedik. Etkinliğimizi oraya taşıdık. Neredeyse her akşam on binlerce vatandaşımız hem nefes alıyor hem yürüyüşünü yapıyor. Aynen. Hem çocukları eğleniyor hem Ramazan ayının o coşku tarafını da çocuklarla beraber o geçmişten gelen geleneklerimizde yaşamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla her yönüyle dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Yani böyle insanlar güzel ayın o görevini yapmış bir kişi duruşuyla Ramazan bayramına merhaba desin istiyoruz. Biz Beylikdüzü'nde her anı dini bayramlarımızı, milli bayramlarımızı
hak ettiği hangi duygu varsa o şekilde yansıtıyoruz diyebilirim. Beylikdüzü'nde yaşamak ayrıcalığı hissettirmeye çalışıyorsunuz. Şöyle, aslında her kentin bir iddiası vardır ama biz burada mutluluğu, huzuru, özgürlüğü, dayanışmayı. Dayanışmayı, aynı zamanda hani kentli olma bilincini çok çok önemsiyoruz. Bu bizim için çok kıymetli bir şey. Onun için diliyoruz ki hani Beylikdüzü'de evet Türkiye'de en mutlu olan yer bu ilçe olsun. Yani biz o endeksi de ölçüyoruz. Biraz öyleyiz aslında, onu da ifade edelim. İddialı hani şımaralım, ölçüyoruz, hatta Ramazan ayı içinde ölçtük. Yani ne diyor vatandaşımız, mutlu mu diye. Yani çok önde, yüzde olarak çok önde bir mutluluk endeksi yakalıyoruz. Bu da bizi açıkçası çok ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben hani 300 bin ama her sene artan nüfusu olan bu ilçede ya da İstanbul'un genelinde bu kadar yoğun kent kavramının olduğu yerde duygunun hissedişin çok önemli olduğunu biliyorum, yaşıyorum. Niye derseniz her şeyi insan eliyle düzeltemezsiniz. Yani sadece ağaç dikmekle de mutlu olunmuyor. Bazen bana diyorlar niye güler yüzlüsün ya da niye herkese gülerek merhaba diyorsun. Çünkü ben mutluluğu temsil etmek zorundayım. İnsanlar yöneticiye baktığı zaman mutluluğu hissetmeli. Yani evet biz mutlu bir kentteyiz. Yani mesela az önce bir aile geldi başkanım. Hep selam verdi. Sağ olsun. Evet. Ya yani bu hoşuma gitti. Bu şöyle, evet ben o kavramın bir temsilcisiyim. Yöneticiden ne beklenir ki? Adil olması beklenir. Adalet çok önemli. Herkesin adil bir dünyada yaşaması çok önemli bir duygudur. Adalet duygusu ortadan kalktığı zaman mesela insanlar kendini tedirgin hisseder, güvende hissetmez. Hayır, biz ilçemizde diyoruz ki herkes adil olduğumuzu hissetsin. Herkese eşit olduğumuzu hissetsin. Mesela Allah, ben bu akşam dua edeceğim. Allah kimsenin kapısına adaletsizlik uğratmasın. Çok önemli bir şey bu. O bakımdan biz kentin mutluluğunu çok önemsiyoruz. Çok değerli buluyoruz. Eyvallah. Değerli Başkanım Gürsel Tekin de bu akşam misafirimiz. Gürsel Başkanım, evet. Sizi de böyle alsak. Evet. Biz Ramazan maneviyatına daldık canlı yayında Kral TV'ye böyle sohbet ederken. Başkanım, mekansızın kral. Görüyorsunuz, daha önce de geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Bugün tabii bütün bu yoğunlukta Sayın Başkanımızın, bugün aslında Sayın Genel Başkanımızın da programında vardı. Kadir Gecesi'nde beraber olacaktık ama Sayın Genel Başkanımız yürüyüşte onu temsilen biz de birçok arkadaşlarımız buradayız. Tabii bu İslam coğrafyasında çok ciddi sorunlar var. Umut ederim ki inşallah bu mübarek günde İslam coğrafyasındaki bu kan, gözyaşı, yoksulluk, sefalet son bulur inşallah. Biraz da tabii kendimizi gözden geçirmek zorundayız. Dünya coğrafyasının %70, yani enerjinin %70'i İslam coğrafyasında. Yani 57 tane ülkenin, Müslüman ülkelerin yaşadığı yerde. Cenab-ı Allah verilebilecek her türlü nimeti vermiş. Ama bütün bu nimetlere rağmen neden bu kadar sorunları yaşıyoruz? Bu sorunları maalesef neden yaşadığımız hepimiz kendimizi gözden geçirmeliyiz. 57 tane ülkenin devlet başkanlarına baktığımızda hepsi bu sorumlu taşımalı. Bizler de nasıl ki Japonya'da, Batı'da, Amerika'da, Asya'da olduğu gibi bizim de huzura, bizim de iyi yaşamaya ihtiyacımız var. İnşallah bugün ona vesile olur. İnşallah. Evet, valla başkanımız da sağ olsun. Hem bizim bu mutluluğumuzu paylaşmaya geldi. Sık sık gelen, sağ olsun, yalnız bırakmıyor en güzel anlarımızda bizimle beraber. Ama az önce dediğim gibi bazen her şeyi yapmak, inşa etmek yetmez. Aslında biraz mutluluğu inşa etmek lazım. Burada bizim en önemli anlarımızdan bir tanesi Ramazan ayı, Kadir Gecesi. Müthiş bir ortam. Ellerimizi açacağız. Tüm güzellikler için dua edeceğiz. Az önce başkanımızın da dediği gibi o duygularımız içinde hem sadece İslam dünyası değil tüm insanlık için aslında dua edeceğiz. Umut ederim kabul olur. Ve bu güzel sofranın, bu güzel paylaşımın sadece bir yemeği, çorbayı, bereketi paylaşmak değil, aynı zamanda bu duyguları da paylaşmanın karşılığını hep beraber alırız. Sizi de öncüleri olarak, bu işin öncüleri olarak kutluyorum ben. Allah yolunuzu bahsettim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bayram mesajınız var mı? Başkan önce. Evet. Biraz önce de söylediğim gibi bayramda bütün coğrafyamıza, insanlık adına, bütün dünya diyeceğim ki çünkü sorun bütün dünyada değil. Sorun biraz da bizim İslam coğrafyasından ne yazık. Evet. İnşallah temennimiz o şey,
savaşların olmadığı, herkesin rahat yaşayabildiği, kardeşçe yaşayabildiği bir bayram olur. Bu bayram insanlığa vesile olur. İnşallah biz de kral ailesi olarak sizin bayramınızı kutlayalım. Çok teşekkür ederim. Ben de yani tekrar az önceki duamı yenileyeceğim. Allah kimsenin kapısına adaletsizlik uğratmasın. Amin. Yani o bakımdan herkesin böyle kendini huzurlu ve adil bir ortamda yaşadığı bir ülke, yaşadığı bir ortam nasip etsin. En büyük, en güzel dua budur diye düşünüyorum şu günler. Başkanım başarılarınız devamı diliyorum. İnşallah seneye yine görüşürüz. 20 bin kişiyle beraber. İnşallah. Evet, 15 bin yetmediğini görüyorum. 15'i açacak seneye belli. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz var mı? Bir dertli ablamız vardı. Nerede ablamız? Özellikle onu bekletiyordum. Mikrofonu açacaktım. Evet, şu anda bakınıyorum ama göremiyorum. Söz verdik sevgili Engin, bir ablamız Silivri cezaevinde eşi yatıyormuş. Ona sesleneceğim. Sesimi duyurmak istiyorum. At abi demişti. Ama onu şu anda göremiyorum. Atacığım. Şansını kaybetmiş oluyor. Biz sana veriyoruz tekrar mikrofonu. Cuma günü Ümraniye'de olacağız. Burada ortam çok güzel. Aslında az zaman kaldı. Herkes yerini aldı masalarda, sandalyelerde Engin'im. Tekrar sendeyiz. Cuma günü Ümraniye'de olacağız. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra tekrar herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Kadir gecesi diliyorum hepimize. Evet, teşekkür ediyoruz Atay'a ve sevgili arkadaşlarımıza. Bugün İstanbul'da Beylikdüzü'ndeydi. En son olarak Sayın Belediye Başkanımız Ramazan'la ilgili çalışmaları ve bayram mesajını aktardı. Şimdi kısa bir ara...